Bayraktar Akıncı'dan Çakır'la tam isabet. Bayraktar Akıncı TİHA, milli olarak geliştirilen Çakır seyir füzesiyle gerçekleştirdiği test atışında 100 kilometre uzaktan deniz üstündeki hedefi tam isabetle vurdu. Savunma Sanayi Başkanlığı liderliğinde yürütülen Bayraktar Akıncı projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Akıncı taarruzu insansız hava aracına yerli olarak üretilen yeni mühimmat ve sistemlerin entegrasyonu başarıyla sürüyor. Bayraktar Akıncı, Roketsan tarafından milli olarak geliştirilen Çakır seyir füzesiyle gerçekleştirilen bir atış testini daha başarıyla tamamladı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde 29 Şubat 2024 Perşembe günü kanat altında Çakır füzesiyle havalanan Bayraktar Akıncı, uzun menzilli atış testi icra etmek üzere Sinop'a yol aldı. Bayraktar Akıncı'nın Sinop atış alanında 100 kilometre uzaktan ateşlediği Çakır seyir füzesi, Karadeniz üzerindeki hedefi tam isabetle vurdu. Atış testinde 800 km saat sürete ulaşan Çakır'ın hedefini vurduğu anlar büyük heyecanla takip edildi. Milli motora sahip olan Çakır seyir füzesiyle Bayraktar Akıncı kilometrelerce mesafedeki stratejik kara ve deniz hedeflerine karşı yüksek etkinlik gösterebilecek. Kullandığı mühimmatlarla nitelik kazanarak çeşitlenen Bayraktar Akıncı stratejik seviyesinde caydırıcılığını arttırdı. 24 Şubat'ta gerçekleştirilen test faaliyetlerinde Bayraktar Akıncı C 1 saatten fazla havada kaldı. Uçuş sırasında aerodinamik parametre adımları başarıyla test edildi. Türkiye'nin ilk milli insansız hava araçlarını üreten Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar Akıncı TİHA 40.000 uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. 2023 yılında 3 ülkeyi uçarak geçmek suretiyle Bakü'ye gitti. Bu uçuş için Tekirdağ Çorlu'dan havalanan TİHA, Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan'ı bir uçtan bir uca kat etti. Ayrıca 2022 yılında Efes tatbikatı kapsamında Batman'dan kalkarak İzmir'deki hedefleri başarıyla vurmuştu. Haberin devamı için DefenseTürk.net'i ziyaret edebilir, gelişmelerden haberdar olmak için YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz.